Bu da senin hediyen. Sana özel bir sarı. Şey, bu rengi ve tasarımı beğenmezsen sançıyla değiştirebilirsin. Abi. O zaten değiştirmeye gidecek. Hayır babacığım, ben bu sarıyı giyeceğim. Mahi abim bana o kadar severek almış bunu. Hadi o zaman hep birlikte tatlımızı yiyelim. Babacığım, sana daha kaç kere hatırlatacağım? Bu kadar çok tatlı yememen gerekiyor. Tabii ki hatırlıyorum. Rakı bayramı yılda bir kere oluyor. Bugün de tatlı yenir canım. Anandi kızım, şu annene durumu izah et lütfen. Bir dilim yiyeceğim sadece. Daha fazlasını yemem. Ben de en fazla gelecek bayramın tatlılarını yerim. Söz. Anandi, sen ona kanma sakın. Onu doğru duymadın herhalde. Gelecek bayramın tatlılarını da yerim dedi. Gelecek bayram, bir daha tatlı yemem demedi. Evet. Sen de avukat olsaymışsın keşke, avukat. Ben hemen geliyorum. Evet, senin rakin bende kızım. Şiyam yarından sonra eve gelecek. Suguna'ya veririm. O Şiyam'a bağlar, merak etme sen. Endişelenmiyorum amca. Sadece üzülüyorum. Bu yıl Şiyam abiye rakı bağlayamadığım için gerçekten üzülüyorum Adan amca. Bu üzücü bir şey kızım ama elden ne gelir ki? Varun Acmer'deki askeri okula kayıt yaptırmak istedi. Onun için Şiyam da Sugna da ikisi oraya gittiler. Biliyorsun başka bir şey olsa ertelerlerdi ama bunu erteleyemezler ki. Tabii anlıyorum amca. Varun kayıt için görüşmeye gidecek. Oraya gitmek önemliydi gerçekten. Ne yapabiliriz ki, kader işte. İkisi de aynı güne denk geldi kızım. Ama biliyorsun ki sen normalde işi olmadığında her yıl Rakı Bayramı için buraya geliyor. Evet. Peki sen iyi misin amca? Tanrı'nın lütfuyla gayet iyiyim ben kızım. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Peki, tamam tamam, hoşça kal. Ben hep bir abim olsun istemiştim. Şiyan bana gelip de abim olduğunu söylediğinde sanki yıllardır istediğim bir dilek gerçekleşti. O benim öz abim gibiydi. Bu yıl ona rakı bağlayamadım ne yazık ki. O yüzden biraz üzgünüm. Varun'un askeri okula kaydığı için Şiyam abi Acmer'e gitmiş. Eğer Şiyam abin şehir dışında olmasaydı seni ona götürebilirdim. Onu özleyerek bugün üzülmene müsaade etmezdim. Ama onunla telefonda konuşabilirsin anandı. Hatta şimdi konuş. Hayır Şiv, şimdi olmaz. Şu an görüşmede olabilir değil mi? Ben onunla sonra konuşurum. Şiir, sabahın bu saatinde burada ne yapıyorsun? Biri gelmeden lütfen bırak beni hadi.
Anandi, hangi koku daha cezbedici bilemiyorum bak. Sabahları Anandi'nin taze kokusu mu, yoksa bu çayınki mi? Öyle mi? Demek beni bu çayla kıyaslıyorsun ha? Hayır Anandi, hayır. Olur mu öyle şey? Kıyas falan yok tabii ki. Senin beni bu çaydan daha çok ferahlattığın kesin. Şiv, beni yeterince övdün. Şimdi yatağına dön. Daha kalkmana çok var. Bak erkenden işe gideceksin, hadi. Anandi, ben uyumak istemiyorum. Seni yatakta göremeyince benim uykum gelmiyor ki. Nedenmiş? Neden uykun gelmiyor? Yoksa korkuyor musun? Hayır hayır Anandi, ben korkmuyorum. Sadece sana bağımlıyım. Sen başını omzuma yaslamadıkça, yanıma yaklaşmadıkça sen... Uykum gelmiyor işte. Şeyim, hadi yatağa geç. Bak bir yatarsan uykun gelecek. Anandi, sensiz uykum gelmez. Peki. Önce ben işimi halledeyim, sonra Sanchi'yi uyandırmaya gideriz. Ah, peki. Şiv, hadi bırak da işimi yapayım lütfen. Tamam. Şiv. Ya bıraksana. Şiv, git buradan. Ya, hadi ama. Yani hadi en azından çay izinler. Verseydin bana. Şiv, yürü. Sanchi? Uyan Sanchi. Sanchi. Bugün bayram. Seher vakti gelmeden yemek yememiz gerek. Kalk hadi. Bırak uyuyayım yenge. Hadi ama Sanchi, kalk. Güneş doğmak üzere, hadi. Anandi. Sanchi uyandı mı? Ona söyle, aşağıdaki ev telefonundan Jagdish aradı. Şiv, Jagu'ya sonra aramasını söyle, olur mu? Sanchi bir türlü kalkmıyor çünkü. Kalktım yenge, kalktım. Durun geliyorum. Şiv gerçeği öğrendiği zaman çok fena kızacak. Şiv abi, senden nefret ediyorum. Ama Sanchi, ben seni seviyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Bakın, yemeğinizi güzelce yiyin. Bugün ikiniz de oruç tutacaksınız. Ev o kadar güzel kokuyor ki. Uykumdan kalktığımdaki koku gerçekten çok güzeldi. Bana da versene. Baba, bu yemek oruç için, sadece kadınlar yiyor. Hadi ama, böyle uğurlu bir günde bile ayrımcılık yapılıyor. Bu yemek beni sadece kadınlar yesin, erkekler yemesin demiş midir ha, söyle. Hiç duydun mu sen bunu? Sanchi ile Anandi yiyebiliyorken ben niye yiyemeyeyim? Anne, bence büyük babama da yemek vermelisin. Çünkü hepimiz biliyoruz. Mesele lezzetli yemekler olunca büyük babamın beyni iki kat hızlı çalışıyor, değil mi? Tanrı sana uzun bir ömür ve sağlıklı dişler versin. Böylece torunların bile sana yemek yedirebilsinler. Hadi ama, siz zahmet etmeyin. Ben kendim alırım. Verin, şey, uzatın. Bırak kesin. Evet. Biraz da şundan, evet. Yeter yeter, bu kadar tatlı yeter. Tamam, şuraya koy şunu. Olduğu kadar. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Hadi başla. Sanchi, dinle. Şu an yemek yerken hiç çekinme.
Ne kadar istiyorsan o kadar ye. İlk defa oruç tutuyor hem de bütün gün. Merak etme büyük baba. Sanki çok acıkmış olmalı. Çünkü sabahleyin odasından salona bildiğin depar attı. Abi. Tamam peki. Şimdi tartışmayı bırakın da yiyin bakalım. Görüyor musun Cagdiş? Bugün hayatımda ilk defa oruç tutacağım. Bunu yapmayı çok istediğimden değil. Sadece bu evlilikle bağlantısı olan herkesi etkilemek için. Böylece herkes gerçekten değiştiğime inanacak. En azından biz evlenene kadar. Ondan sonra... Lütfen ay kendini göstersin. Eşim sabahtan beri oruç tutuyor. Ve ben aç kalmasına dayanamıyorum. Gözlerini kapatır mısın? Neden? Ayı görmene engel olmaya çalışmıyorum. Sen kapat işte. Kapatsana hadi. Yollarımı parlayır bak o zaman.
Hey, sen ona neden yemek yediriyorsun ki? O oruç falan tutmadı biliyorsun. Bir annenin kızına yemek yedirmesi için oruç tutmasına gerek yoktur baba. Çayını getirdim Şiv. Acele etmem gerek. Çok geç kalıyorum. Ne oldu Anandi? Bir şey mi düşünüyorsun? Şey... Sana bir şey söylemek istiyordum. Ama geç kalıyorsan o zaman ben... Anandi, bütün vaktim senin olsun. Söyle hadi. Söyler misin? Şey Şiv, sadece dün aniden orucunu yarıda bozdu ve sorunca da açlığa dayanamadığını söyledi. Bu doğru değildi. Aslında orucu bozmasının nedeni Jago'nun Mangalore'a gittiğini öğrenince öfkelenmesi. Jagdish Mangalore'a gitmiş. Ganga'yı görmeye. Bu meseleyi Jagdish'in ailesine söylemem gerek. Bayan Sumitra ile neden konuşmayacakmışım? Bugün bayram. Annem sabahtan beri açtır. Bu yüzden bu konuları... Jagdish'in sadece Sanchi ile ilgilenmesi ve sadece onun için endişelenmesi gerek. Başkası için endişelenmemeli. Ama evet, başka bir mesele varsa... Sana bunu dün gece söyleyecektim Shiv. Ama bayram hazırlıkları sürdüğü için fırsatını bulamadım. Anlayabiliyorum. Jagdish'in Mangalore'a gitmesine gelince... Bana sorarsan hiçbirimiz Jagdish'i sorguya çekmemeli. Çünkü Ganga'yı bırakıp döndüğü zaman nişandan önce ben Jagdish'le konuştum. Sanchi'nin abiyi olarak şunu öğrenmem çok önemli. Bu evliliğe razı mısın? Şiv, ben ne yaptığımın farkındayım. Merak etme. Ben Jagdish'in sözlerine inanıyorum Anandi. Çünkü yüzünde ve söylediklerinde dürüstlük vardı. Bu konuda kimsenin endişelenmesine gerek yok bence. Keseriya